Merak ettim, çok pardon. Tevşen. Şey zannettim. İçine gözükmez. Gözükmezmiş değil mi? Haç mı? Nazarlık falan zannettim. Nazar boncuğu falan zannettim. Evet. Bu daha güzel. Daha etkili bence. Öyle mi? Tabii. Sen biliyor musun o şeyin mazisini? Geçmiş, anlatırım sana. Konuşuruz, sonra tamam. Konuşalım. Ya bilgeliğinli ancak bir insana bu kadar yakışır diyorum. Çok teşekkür ederim. Kendi nasıl hissediyorsun bunun içinde? Gerçek bir düğün değil, gerçek bir gelinlik değil. Ama inan burada gerçek gibi hissediyoruz. Çünkü tamamen dizinin ortamında sesli çekimde olduğu için her şey çok gerçekçi oluyor. Yani hani gelinliğimizi giymemiz, bütün düğünümüz, her şey çok ince titizlikle düşünülüyor. En ufak ayrıntıya kadar. Herkes yukarıda resmen bir nikah için bir ortam hazırlanıyor. Çok güzel geçiyor. Peki bir şey diyeceğim. Böyle ah çek... mi buraya gelecek? Ben ne zaman bunu tadacağım gerçekten? İnan hiç öyle bir ah çekmedim. Çünkü hani yıllardan beridir giyiyorum gelinliği. Ve artık çok aşinayım. Mesela ben içine tarlatan giymedim. Çünkü tarlatan çok zorlaştırır gelinliği. Yani kabarık otursan oturamazsın. İşte hakikaten ben şöyle düşünüyorum. Mesela insanlar evlenirken çok hevesleniyorlar gelinlik giymeye. Daha sonra da gelinlik giydikten sonra herhalde o gece o gelinliği bir daha görmek istemiyorlardır. Çünkü çok fazla yoruyor bir genç kızı. Fakat ilk heves tabii herkes böyle gidiyor. En ağrı, en zor hareket ettirileni seçiyorlar, giyiyorlar. Onun için ben biraz daha tecrübeli olduğum için bugüne kadar çünkü çok gelinlik tanıttım. İşte hep gelinlik için özel yüze girmişimdir. O yüzden çok tecrübeliyim. Biliyorum ki yani en rahat, en kullanışlı olan gelinliği seçtim kendime. Peki son bir soru. Kendi gelinliğini, gerçek gelinliğini ne zaman tanıtacaksın? Şimdi şu çok komik arkadaşımı aradım. Gelinlik hazırlayan firmayı. Söyleyeyim mi onu da? Sevgili Günay Gelinlik'ten Nazan'ı aradım. Nazan dedim, ben evleniyorum. Bana hemen gelinlik hazırla dedim. Dün aradım. Ay nefise şimdi mi söylenir bu dedi. Bir panik oldu böyle. Açıkçası herhalde böyle bir sürpriz yaparım yine. Yani hani olursa da. Şu anda öyle bir şey düşünmüyorum ama ben öyle çok planlı programlı yaşamayı sevmiyorum. Yani yarına çıkacağımız hiç belli değil. Onun için hayatın akışı içerisinde zaten o doğal olarak kendiliğinden gelişecektir. Yani biz işte şu gün olsun, bugün olsun diye konuşmuyoruz. En güzeli de bu bence. Yani düşünür ve yaparım anında. Tabii yani düşünürüm, hemen onu hayata geçiririm. Fakat zaten o olayların akışı, olayların doğallığı beni o noktaya getirmiştir. Bunu İnşallah, hissettiğim zaman zaten. İnşallah hayırlısı diyelim o zaman bizde. Teşekkür ederim, çok mersin.